Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kaldırma kuvvetinden, taşırma kaplarından bahsedeceğim arkadaşlar. Kaldırma kuvvetlerinde taşırma kapları ile ilgili genel prensiplere bahsedeceğim. Bir, önce bir taşmayan kaplarda baskülün gösterdiği değer, baskülün gösterdiği değerdeki artış, yani değişim, gelen ağırlık kadardır. Gelen ağırlık kadar. Şimdi burada K cismi eğer şunlar atılmamış olsaydı şöyle sadece K cismi bırakılmış olsaydı ağırlaşma miktarı gelen K olduğu için GK kadar olurdu. Eğer L cismi bırakılmış olsaydı bu kaba ağırlaşma miktarı GL kadar olurdu. M cismi bırakılmış olsaydı kaba şu kaba M cismi bırakılmış olsaydı evet GM kadarlık bir ağırlaşma olurdu. Yok hocam bu kaba şöyle bir cisim gelse ve iple bağlansa ancak o şekilde dursa buradaki ağırlaşma miktarı bu kaptaki ağırlaşma miktarı evet bu kabın bu cismin x ise gx kadardır. Hocam ip tutuyor önemli değil. Önemli olan baskülün üstüne gelmiş mi gelmiş. Dolayısıyla baskül üstündeki ne yapacaktır? Ağırlıkların hepsiyle hepsini ne yapacaktır? Gösterecektir. Yani bu baskülün gösterdiği değer sıvının ağırlığı ve x cisminin ağırlığıdır. İp ne işe yarar? X cismini aşağı doğru çektiği için, kabın tabanını yukarıya doğru çektiği için bir iç kuvvet olarak düşünülüp baskülün bir etkisi olmaz arkadaşlar. O zaman taşmayan kaplarda ağırlaşma miktarı nedir? Gelen kadar olur. Eğer taşmayan bir kaba bir cismi yukarıdan iple sarkıtırsak bu defa da buradaki ağırlaşma miktarı gelen kadar olacak yine. Gelen kadar. G eşittir. Gelen ne kadardır? Cismin ağırlığı kadar geldi mi? Cismin ağırlığı kadar gelmedi. G eksi cismin ağırlığına G dedim. G eksi T kadar olur. Şimdi burada bu cisim dengede mi? Dengede. Dengede olduğundan dolayı şöyle diyebiliriz. Buna etkileyen kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Bir de T var yukarıya doğru T. Ne yapmıştır? Cismin ağırlığını dengelemiştir. O zaman dikkat dikkat. G eksi T ne oldu? Kaldırma kuvveti kadar. Demek ki buradaki ağırlaşma miktarı kaldırma kuvveti kadar. Bu kadar işlem yapmaya gerek var mı? Gerek yok. Şöyle diyebilirsiniz. Sıvı buna ne uyguluyor etki olarak? Kaldırma kuvveti uyguluyor. Demek ki o da tepki olarak kaldırma kuvveti. Etki tepki prensibinde ne yapabiliriz? Bunu da çözebiliriz. Demek ki ağırlaşma miktarı o zaman kaldırma kuvveti kadardır. Etki tepki prensibiyle hemen buna cevap verebiliriz. Şimdi gelelim taşırma kaplarına. Taşırma kaplarında ağırlaşma miktarı ne olacak? Ağırlaşma miktarı gelenin ağırlığı eksi taşanın ağırlığı kadar olacak. Tabii ki ağzına kadar dolu olması gerekiyor. Şimdi burada bu cisim dengede mi? Dengede. O zaman kaldırma kuvveti ile ağırlık birbirini ne yapmıştır? Dengelemiştir. Bu cismin ağırlığı 10 ise kaldırma kuvveti de 10'dur. Dengede olduğu için. Pekala. Hocam ilk videomu anlatırken şöyle bir şey söylediniz. Bir cisme etkileyen kaldırma kuvveti, cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır. Bunun anlamı taşırma kapları için söylersek, taşan sıvının ağırlığı kadardır. O zaman buradaki taşan sıvının ağırlığı, G taşan sıvı ne kadardır? 10. Hocam 10'luk bir cisim bıraktım, 10'luk bir taşma meydana geldi. Ağırlaşma oldu mu? Olmadı. Demek ki ağırlaşma olmuyor. Demek ki cisim yukarıda yüzüyorsa, yani bıraktığım cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük ise ağırlaşma olmaz. Türkçesi bu. Burada da yine ağırlaşma miktar G gelen eksi G taşan mı? Pekala buna etkileyen kaldırma kuvveti ağırlık tarafından dengelenmiş mi? Dengelenmiş hocam. Bunun ağırlığı 5 ise kaldırma kuvveti 5 mi? 5. Pekala. Ne demiştik? Kaldırma kuvvetinin tanımında bir cisme etkileyen kaldırma kuvveti,
Cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır. Bunu da söylüyor muyuz? Bu always, daima böyle. Pekala hocam, o zaman cismin yerini değiştirdi yani taşan sıvı ne kadarcık? Kaldırma kuvveti kadar olacak. Yani 5. Gelen 5, gelen ağırlığı 5, taşan ağırlığı da 5. Demek ki hocam ağırlaşma olmadı. O zaman ne diyoruz? D sıvı ile D cisim eşitse ağırlaşma ne yapmıyormuş? Olmuyormuş hocam. Devam ediyoruz. Bir cismi bıraktım. Cisim ne yaptı? Dibe battı. Niye dibe battı? Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğunda büyük olduğu için dibe battı. Pekala hocam. Ağırlaşma miktarı neydi? Gelenin ve taşanın farkıydı. Pekala. Şimdi bunun ağırlığı ne olsun? 10. Bunu etkileyen kaldırma kuvveti 9'dur hocam. Pekala. Kaldırma kuvveti bu dengede mi? Değil. Çünkü ağırlık fazla olması lazım ki dipte olması gerekiyor. Pekala. Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit miydi? Bu daima doğru bir ifadeydi. Always. Pekala hocam. O zaman kaldırma kuvveti 9 ise buraya taşan sıvının ağırlığı da G'ye taşan sıvı da 9 mu? 9. Gelen ne kadar? 10. Taşan ne kadar? 9. Demek ki ağırlaşma olmuştur hocam. O zaman ne diyoruz burada? Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse ağırlaşma olur diyoruz. Ne kadar ağırlaşma olur? Evet, böyle de yazabiliriz. G gelen eksi, evet, F kaldırmada diyebiliriz. Çünkü kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. Devam edelim. Şimdi burada ağırlaşma olmuş mudur? Olmamıştır. Niye? Bakıyoruz. T, bu cismi etkileyen bir kaldırma kuvveti var. Fk. Cismin ağırlığı G. Tamam. Şimdi burada G ağırlaşma miktarı eşittir. G gelen eksi G taşan. Şimdi kaldırma kuvveti daima taşan sıvının ağırlığına eşit mi? Eşit. Bunun ağırlığı kaç olsun hocam? 10 olsun. Kaldırma kuvveti kaç? 4. Kaldırma kuvveti 4. İpteki gerilme 6. Pekala. Taşan sıvı ne kadar hocam? Taşan sıvı da 4'tür. Çünkü kaldırma kuvveti kadar. Gelen ne kadar hocam? Gelen 10 mu? Değildir. 10 değildir. Gelen evet 4'tür. Neden? Çünkü 10 G gelmek isteyecek T bırakmayacak. Yani gelen G eksi T kadardır. O zaman buradan da G taşan G eksi T. Şimdi buradan T artı F kaldırma eşittir G miydi? O zaman F kaldırma eşittir G eksi T mi oldu? G eksi T yerine F kaldırma. Taşan yerine de F kaldırma yazdığımız zaman ağırlaşmanın olmadığını ne yaptık? F kaldırma eksi F kaldırmada sıfır olduğunu gördük. O zaman sonuç olarak şöyle diyoruz. Taşırma kabına bir cisim bıraktık. Sonuç olarak. Taşırma kabına bir cisim bıraktık. Yoğunluğu küçükse ağırlaşma meydana getirmez. Yoğunluğu eşit askıda kalmışsa ağırlaşma meydana getirmez. Eğer bir cismi bu şekilde iple astıysak ağırlaşma meydana getirmez. Bu üç durumda ağırlaşma meydana getirmez. Bu şekilde durduğu zaman ip yardımıyla yine ağırlaşma meydana getirmez. 4. Ama bir cismi bıraktık. Bu cisim dibe battıysa işte bu X cismi ağırlaşma meydana getirir. A, B, C, D ağırlaşma meydana getirmezken X cismi ağırlaşma meydana getirir dibe battığı için, yoğunluğu büyük olduğu için. Devam edelim. Şimdi buraya bakalım. Burada bu cisme bir kaldırma kuvveti var mı? Var. Aşağıya doğru bir ağırlık var mı? Var. İp gerilmesi var mı? Var. Bu cisim dengede mi? Dengede. Kaldırma kuvveti eşittir. G artı T mi? T. Pekala. Daima kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit mi? Eşit. Güzel. Ağırlaşma miktarı ne oluyordu? Ağırlaşma miktarı eşittir. G gelen eksi G taşan. Gelen ne kadar? G kadar geldi. Yani cismin ağırlığı kadar geldi. Taşan ise bakıyoruz. Evet, FK kadar. Taşan. FK kadar. Pekala. Burada gelen, dikkat, bunun şöyle olsun. Ağırlığı 15. İp gerilmesi de 5. Kaldırma kuvveti ne oldu? 20. Hani denge var ya, 20. Gelen 15. Kaldırma kuvveti 20. Evet, eksi 5 oldu bakın. Demek ki
O zaman burada ne yapmıştır bu ibre? Evet, ibre şu konumda önceyken bu konuma ne yapmıştır? Gelmiştir. Yani hafifleme olmuştur. Hocam bunu mantıklı olarak izah edebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Şöyle. Bu cismi ben bıraktığım böyle duracaktı. Ağırlaşma meydana getirecek miydi? Getirmeyecekti. Dengeli bir taşma olacaktı. Sen bunu tutup da böyle iple haddinden fazla batırırsan haddinden fazla taşma olacaktır ve ibre dolayısıyla bu tarafa doğru ne yapacaktır? Oynayacaktır. Bu işin Türkçesi budur. Fiziği, kimyası budur. Evet, örnek. Hocam, K ve L cisimleri var. Bir tahta parçası var. Bakın, L cismini tahta parçasının üzerine attığım zaman burada bir taşma meydana gelmez. Dolayısıyla ibre aynı değeri gösterir. Burada G değerini gösteriyorsa burada da G değerini gösterir. Çünkü yüzme biliyor. Bir özellik gibi görebiliriz. Evet. Şimdi bu K'ya bakın buradaki K cismini buraya attığım zaman burada ne yapmıştım? L'ye bir şekilde koymuştum. Yani burada taşma ne yapmayacak? Olmayacak. Bu durumda dengedeler bunlar. L'ye aldım bunun üzerine koydum. Buraya taşma olacakmış mı? Olmayacakmış. Pekala. Şimdi L'ye dokunmamıştım. L'ye dokunmadım. K'yı bunun üzerine bıraksaydım yine taşma olacak mıydı? Yine olmayacaktı. Yine bu G değerini gösterecekti. Fakat şöyle bir durum olursa yani ne olur ne olmuş? Yoğunlukları küçük olduğu zaman yüzme bilenler, askıda kalanlar evet kendi aralarında yer değiştirdikleri zaman bir değişiklik olmuyormuş. Ama burada biraz farklı durum var. Şöyle. Bu cismin ağırlığı evet 10 olsun. Bunun ağırlığı da 20 olsun. Bu taş bu da bir gemi gibi düşünebilirsiniz. Yani evet. Şimdi bunu etkileyen kaldırma kuvveti kaç? 9, 9. Bunu etkileyen kaldırma kuvveti kaç? 20. Şimdi gelelim. Şu ağırlığı kaçtı? 20. Bunun ağırlığı kaçtı? 10. Bu defa bunları etkileyen kaldırma kuvveti ne kadar? 30. F kaldırma şu an 30. Pekala buradaki F kaldırma ne kadar? 9 artı 20. Yani toplam kaldırma kuvvetinden bahsediyorum. Kaç? 29 iken kaldırma kuvveti ne oldu? 30 oldu. Yani buraya ne yapmış oldu? Bunu alınca bu tarafa koyunca sıvı taşmış oldu hocam. Çünkü kaldırma kuvveti arttı. Nasıl kaldırma kuvveti artıyor? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Aynı sıvı, aynı yoğunluk. Dolayısıyla batan hacim arttığı zaman kaldırma kuvveti ondan artmıştır. E sen şimdi bunu attın bunun üzerine. Batan hacim fazlalaştığına göre sıvı taşmıştır. Pekala o zaman sıvı taştığına göre ne olacaktır? Bu ibre bu tarafa doğru oynayacaktır. Çünkü bu baskülün üzerinden kütle gitmiştir. Gelen var mı? Yok. Gelen yok burada. Ağırlaşma miktarı. G gelen eksi G taşan. Gelen olmadığı için taşan olduğu için ne olmuştur? İbre hafifleme meydana gelmiştir hocam. Taşıma kapları sorularında özellikle verilen durumlardan hareket edeceğiz. Verilenden istenene, bilinenden bilinmeyene gitmemiz gerekiyor. Yorumlarımızı yaparken onlara dikkat ederek yorum yapacağız. Sonraki videomuzda yine taşıma kapları ile ilgili sorular çözeceğim. Yeni videolarımda buluşmak üzere. Herkese başarılar dilerim.